Efendim tekrar birlikteyiz. Konuşacak gündem maddeleri o kadar çok ki hangisini seçeceğimizi şaşırıyoruz. Bazen bu Finlandiya, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya'daki meslektaşlarıma özeniyorum. Yaptıkları haberleri bir görseniz şaşarsınız. Yaprak kımıldamıyor ülkelerinde. Bizim bir gün içerisinde haberleştirdiğimiz olayları bir senede ancak verebiliyorlar. Neyse, memurların bir an evvel zam oranlarının belirlenmesini istediklerini biliyorsunuz. Sosyal haklarında iyileştirme bekliyorlar. Bunun için pazarlıklar devam ediyor. Bu pazarlıklarda çata çat pazarlık yürüten yetkili sendika Memursen'in genel başkanı Sayın Ali Yalçın stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi masayı bir kere terk ettiniz. Devlet kendi teklifini açıkladığı andan itibaren. O verilen teklifle sizin teklifiniz arasında gerçekten bir uçurum vardı. Neden böyle bir teklif? Sonradan dediler bu artırılabilir dendi ama ne kadar artırdılar? Hangi noktadayız? Öncelikle milletimize başımız sağ olsun diyorum. Anladım. Çünkü son günlerde artan şehit cenazeleri toplumun da sinirlerini germiş durumda. Milletin birliğine, bütünlüğüne kastedilenlerin, taşeron örgütlerin, uluslararası küresel odakların Türkiye'deki taşeronlarının Türkiye'ye yaşattığı bir stres var, bir sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla bu anlamda bütün milletimize başımız sağ olsun diyor. Acılı ailelerinden Rabbimden sabır diliyorum. Toplu sözleşme bu süreçte Türkiye'de devam eden önemli bir pazarlık masası. 5 milyon insan direkt masaya şu an odaklanmış durumda. Acaba ne olacak? Milli gelirden hak ettiğimiz payı alabilecek miyiz? Ürettiğimizin karşılığını, alın terimizin karşılığını alabilecek miyiz anlamında bir beklenti var. 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ve 1 milyon 900 bin kamu görevlisinin emeklisi şu an masaya kilitlenmiş durumda. Eğer ailelerini katarsak 20 milyon insan doğrudan masadan etkilenecek. Dolaylı olarak da 78 milyon bundan etkilenecek ve iş piyasada canlılığa vesile olabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Hükümetle yürütülen, kamu işveren niyetiyle yürütülen bu pazarlık sürecinde ortaya konulan rakamlar, bizim tekliflerimiz bu anlamda çok net olarak kamuoyu tarafından da algılanmış durumda. 2016 için 6'şar aylık dönemleri toplamda ifade edecek olursak 16.64'lük bir zam teklifimiz oldu. 150 TL taban aylık iyileştirmesi, refah payı ve enflasyon farkı. 2017'de de 14.49 istedik. Dolayısıyla 100 TL taban aylık iyileştirmesi, refah payı ve enflasyon farkı olacak şekilde ana sütunları bunlar üzerine oturtulmuş bir zam teklifiyle gittik. Bunun haricinde de yine hizmet kolu tekliflerimiz ve genel toplu sözleşmeye ilişkin kamuda yaşanan sorunlar, gelir adaletsizliği, çalışma barışını bozan pürüzlerin tamamının ortadan kaldırılmasına ilişkin teklifleri sunduk. Burada ilk oturumdan sonraki gelişen süreç, ilk oturum güzel başladı. 3 tane kazanımla başlamıştı ve bu anlamda toplu sözleşme anlamında da bir umudu ortaya koyduk. Peşinden devam eden oturumda mutlaka ama mutlaka teklif bekliyoruz dedik ve 3. oturumda teklif geldi ve 4-4-3-3'lük bir teklif geldiğinde biz bunu kabul edemeyeceğimizi ifade ederek masaya irademizi yansıttık ve Memursen heyeti, benim kamu iş görevleri sendikaları heyet başkanı olmam, asabıyla ayağa kalkmam üzerine onlar da topyekun birlikte görüntü vererek dışarı çıkıldı ve diğer iki konfederasyon masada kalmış oldular. Ondan sonra tekliften memnunlar mıydı yani? Şimdi arkadaşlar sanırım müzakere etmek istediler veya bize neden söz hakkı verilmiyor. Şimdi zaten bunu müzakere etmeye çalışmak, bunun üzerinde konuşmaya çalışmak zaten bunu yumuşatmak demektir. Biz bunun kabul edilemeyeceğine ilişkin tavrımızı ifade edip bunu konuşmayı bile doğru bulmuyoruz. Bırakalım müzakere etmeyi. Dolayısıyla bu teklif bir an önce revize edilsin. Bunu müzakere etmesi gereken kamu işveren heyetidir diye bu anlamda bir irade beyanında bulunduk ve terk ettiğimizi diğer arkadaşlar salonda kalarak bununla ilgili açıklama yaptılar. Peşinden hükümet kasayı açarsa bizim telefonlarımız açık dedik. Dolayısıyla 4. oturuma geldiğimizde 4-4'ün müzakere edilme gibi, yani bir önceki teklifin müzakere edilmesi gibi bir pozisyon oluşur gibi oldu ve ben orada kamu işveren heyeti başkanımıza Sayın Faruk Çelik'e bunu müzakere edemeyeceğimizi söylemiştik. Yeni teklif varsa onu alalım dedim. O da
bunu önce bir müzakere edelim dediğinde biz bunu müzakereyi doğru bulmuyoruz. İki konfederasyon müzakere edecekse buyursun müzakere etsinler diyerek Kamusen ve Keske bu anlamda buyursunlar üzerinde konuşsunlar diye sözü onlara yönlendirdim. Bu arkadaşlar da buna ilişkin biz de bunu kabul etmiyoruz, biz de buna tepkiliyiz anlamında cümlelerini ifade ettiler ve beni biraz da sendikal rekabet içerisinde çalışanların sorunlarını öncelemek yerine memur seni yıpratmayı önceleyerek bize yönelik cümle kurdular. Yani kamu işveren heyetine kurulacak cümleden daha çok bize yönelik cümle kurmaya çalıştılar. Ben de bir tepki göstererek arkadaşlar burada bari düzgün görüntü verin. Yani burada kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı olarak ben kalktığımda buradaki bütün heyeti temsil ediyorum. Karşı taraftan Sayın Bakan ayağa kalktığında karşı taraftaki bütün bürokrasiyi ve kamu işverenin tamamını temsil ediyor. Oradan Sayın Bakan kalktığında eğer bütün bürokratları kalkıyorsa bu bir bütünlük arz eder. Dolayısıyla burada ben kalktığımda burada oturuyor olmanızın çok yakışık alır tarafı yok. Kamu görevlileri, kamu çalışanları zaten bunu eleştiriyorlar. Burada sendikal rekabetin masası değil burası. Burada şu an kamu çalışanlarının sorunlarını çözebileceğimiz bir masa. Eğer bu konuda eğer rekabet olacaksa toplu sözleşme bittikten sonra yapacağınız rekabet varsa sonuna kadar yapın anlamında benim arkadaşlara değerlendirmem oldu ve onlar da biz bu konuda ortak eylem diyorsanız ortak eylem noktasına gelerek bir önceki yanlışlarını telafi etmeye çalıştılar. Ben de bu rakamı müzakere edemeyiz. Dolayısıyla oturumu 15 dakika oturumu ara verelim deyip yeni bir teklif gelmesi için kamu işverene fırsat verdik ve ondan sonraki teklif masaya gelmiş oldu. Geldi de 2017 yılı için evet, 2016 için 5-4, 2017 için 3-3 artı enflasyon farkı olmak üzere 1 puanlık artışla gelinmiş oldu. Bu masanın başlaması için, müzakerenin başlaması için yeterli bir neden ama bu uzlaşmak için yeterli mi? Asla yeterli değil. Bunu ifade ettik ve bu teklifi asla kabul edemeyiz dedik. Bu teklif masadan bağıtlanarak çıkmaz. O yüzden bu anlamda kamu işveren heyeti şartları gözden geçirip hizmet kollarına ilişkin tekliflerde başta olmak üzere genel toplu sözleşme ilişkin tekliflerimizi de içerecek şekilde bir çalışma yapmalı ve ondan sonra yeni teklifle gelmeli diye bu konuda durum ifade etti. Faruk Çelik bu nihai rakamlarda değildir dedi. O noktadan sonra bir gelişme oldu mu? Evet, şimdi o toplantıdan sonra genel toplu sözleşmeye ilişkinde hem de hizmet kolu toplu sözleşmesine ilişkinde ortaya koyduğumuz tekliflerin komisyon çalışmaları yoğunluklu olarak devam ediyor. 700'ün üzerinde hizmet kolu teklifi götürmüşüz masaya. Bunlar komisyonlarda elimine ederek, birleştirilerek, benzer olanlar birbirlerine yaklaştırılarak, genel toplu sözleşmede diğer hizmet kollarına benzeyenler ayrıştırılıp genel hizmet kolunun içerisinde, genel toplu sözleşmenin içerisine alarak elimine edildi ve 241'e indirildi. Genel toplu sözleşmeden masaya taşıdığımız 82 tane teklif ise diğer hizmet kollarından gelen teklifler de harmanlanarak 87'ye çıkmış oldu. Dolayısıyla şu an masa çok yoğunluklu olarak komisyonlar oturuyor, kamu işveren heyetinin temsilcileri, bürokratlar ve hizmet koluna ilişkin sendika heyetlerimiz bir araya gelerek bu teklifler üzerinde maliyet analizi yaparak ne kadar bunun çarpan etkisi var, kaç kişiyi etkiliyor, genel bütçeye getireceği yük nedir anlamında bir tartışma şu an hala yürüyor. Fakat burada da son 3 günlük süreyede girmiş durumdayız. O yüzden kamu işveren heyetinin çok hızlı davranarak yeni teklifi açıklaması, yeni teklifi getirmesi gerekiyor. Yoksa bu masadan uzlaşı çıkmaz. Bu hakem heyetine aksedecek bir mesele olur. Sizin memur sen olarak bir esneme payı bırakacak mısınız yoksa istediğinizin tam olarak devlet tarafından verilmesini mi istiyorsunuz? Şunu kesinlikle ifade edeyim. Bizim masaya getirdiğimiz teklifler makul teklifler. Dolayısıyla ekonomik göstergeleri, makroekonomik dengeleri, bütçeyi, cari açığı, döviz kurunu bunların hepsini masaya argüman olarak getirerek bu teklifleri baskılamak
bütçe disiplinin esareti altında bunları ezmek bu düşünülebilir. Ama burada şunun düşünülmesi gerekir. Türkiye'de kamu görevlileri olarak bizim enflasyona ezilme yerine enflasyonu ezen bir masadan kazanımla kalkmamız en doğal olandır. Çünkü Türkiye büyüdü. Türkiye küçülüyorsa, ekonomi küçülüyorsa bizim de bu anlamda fedakarlık yapmamız gerekiyorsa bunu çok net konuşuyorum. Bütün toplumumuz izliyor. Bu konuda en büyük fedakarlığı kamu görevlileri olarak biz yaparız. Ülke kaybediyorsa biz kazanalım derdinde olmayız. Biz önce biz kaybedelim, yeter ki ülke toparlansın derdinde oluruz. O yüzden ülkede bu anlamda ekonomik büyüklük yeterli. Sosyal haklar boyutuyla yeni Türkiye fotoğrafının, mali haklar boyutuyla da büyük Türkiye gerçeğinin bizim tekliflerimizi karşılayabilecek güçte olduğunu biliyorum. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. ANAP, DYP, MHP, DSP döneminde 23,5 milyar dolar IMF'den alınmış olan dış yardım dahil, küçülme dönemlerinde yapılmış olan borçlanmaların tamamını ödeyen bir siyasal iradeyle karşı karşıyayız. 3 dönemdir Türkiye'yi yöneten bir siyasal iradeyle karşı karşıyayız ve bu küçülme dönemlerinin bütün borçları ödendi ve IMF borcu bitirilmekle kalmadı. Türkiye'deki ekonomik büyüklük, büyüme rakamları Avrupa ülkelerinin önünde olduğu bütün toplum tarafından müşahede edildi ve Türkiye IMF'ye size 5 milyar dolar yardım edelim noktasına geldi. Bir de kedi ödediler değil mi şu kamu tasarruf teşvik paraları vardı. Konut edindirme yardımları vardı. Evet, onları da verdi. Dolayısıyla bunlar kendisinden önceki hükümetler döneminde fonlarda birikmiş olan paraların harcanması noktasında harcanmış olması nedeniyle dağıtılamayan paralardı. Dolayısıyla bu hükümet kendinden öncesi hükümetlerin bu anlamda hoyratça davranışları nedeniyle yönetim becerisinin zayıflığı nedeniyle oluşturduğu bütün bakiyeyi temizleyebilen bir hükümet. Evet. Ekonomik anlamda da büyümeyi sağlayabilen bir hükümet. Dolayısıyla bu büyüme olduysa bu büyümeden çalışanların haberdar edilmesi, çalışanların bunun mutfağında hissetmesi tabii ki çalışanların en doğal beklentisidir. Türkiye büyüyorsa bu kendiliğinden büyümüyor. Kamunun bunda çok ciddi payı var ve kamu görevlileri de zaten bu yükü omuzlayan insanlar. Dolayısıyla hedeflenen enflasyon rakamları üzerinden pazarlık etme alışkanlığı var. Bu hedeflenen enflasyon üzerinden gelen rakamların çok gerçekçi olmadığını ifade etmem lazım. Sebebi şu. Çünkü bundan geriye dönük 10 yıl geriye bakmış olsak 10 yıllık süreç içerisinde hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon rakamları arasında %65.4'lük bir sapma söz konusu. Dolayısıyla şu an 7.5 hedeflenmiş Merkez Bankası'nın 2016 için tepe nokta olarak belirlediği, bunu 65.4 ile örtüştürdüğünüz zaman ortaya çıkan rakam 12'nin üzerinde. Dolayısıyla burada işte ülkedeki şu an siyasal anlamda yaşanan istikrarsızlık veya siyasi partilerin halka karşı verdiği, halkın kendilerine verdiği kredi anlamdaki hükümeti bir araya getirememe, bir oluşturamama anlamdaki sorumsuzlukları nedeniyle şu an ülke bu anlamda ekonomik olarak örseleniyor. Dolar kuru, döviz kuru şu an dalgalanıyor. Dolayısıyla siz onu hesaplarken mesela dolar kurlarını 2.80 falan olması lazım daha masaya oturmadan. Dolar yani 3.293, euro 3.27, altın olmuş 110'a geliyor 108. Şimdi eridi yani o sizin söylediğiniz yani, talep. Bizim burada masaya getirdiğimiz teklifler çok uçuk teklifler değil. Dolayısıyla haddi aşan değil, hakla emeği buluşturan teklifler. Buradan hükümetin bir adım daha atması mutlaka onu bekliyoruz. Kamu işveren heyeti burada yeni bir teklifi ifade etmeli. Tabii ki kamu işveren heyetinin yeni bir teklifi ifade etmesiyle bizim de teklifimizi revize etmemiz söz konusu olabilir. Ama bu anlamda bir adım oradan gelmesi lazım. Tabii bir adım yani bekliyoruz. Dolayısıyla bizim de teklifimiz üzerinde bir miktar revizemiz söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye'nin içerisinden geçtiği şu süreci, terör hadisesinin toplumda oluşturduğu gerginliği, ekonomide yaşanan örselenmeyi, dolayısıyla bunları biz görüyor ve bunun karşısında bütün kamu görevlileri, kamu emeklileri olarak üzülüyoruz. Dolayısıyla zaman daraldı. Burada benim önerim bir an önce yeni teklifin açıklanmış olması. Dolayısıyla bunun üzerinden bir pazarlık süreci olacaksa bunu da masada oturup
gerçekleştirmemizdir. O yüzden burada kamu işveren heyetinin mutfağına, devlet bürokrasisine, hizmet kolları olarak masaya getirdiğimiz teklifleri bir an önce mali boyutlarıyla hızlı bir şekilde çıkararak masanın çok hızlı ilerlemesini sağlamalarını ifade ediyorum. Çünkü daralan süre eğer bu anlamda karşılıklı birbirimizi anlamaya yetmeyecek kadar bir süre ise burada bir mutabakasızlık çıkarsa bu hakem heyetine akseder. Hakem heyetine konu giderse Türkiye'nin şu an yüreğinin yandığı, canının yandığı bir ortamda sendika olarak bizim eylemlilik sürecinin içerisine girmemiz gibi bir zarureti beraberinde getirir ki bunu asla arzulamayız. Çünkü milletin sinirlerinin gerildiği, hepimizin yüreğinin yandığı bu ortamda böyle bir fotoğrafın Türkiye'de çok arzulanır bir fotoğraf olmadığını, bunu da öncelikle kamu görevlileri olarak bizim arzulamadığımızı ifade edeyim. Ama iş bu noktaya gelirse bu kaçınılmaz olur. Ama ben masaya ilişkin umudumu koruyorum. İyi niyetimi koruyorum. Kesinlikle Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün, Türkiye'nin kamu çalışanlarını, kamu görevlerini, kamu görevlerinin emeklerini memnun edebilecek güçte olduğunu biliyorum. O yüzden bu yayın vesilesiyle daralan süreci de dikkate alarak bir an önce yeni teklifin gelmesinin kamu çalışanlarının 5 milyon insanın beklentisi olduğunu ifade edeyim. Bize verilecek rakamı sayının çokluğu dolayısıyla kamu görevlerinin sayısının çokluğu dolayısıyla bunları çarparak şu kadar bütçeye tekabül ediyor, şu kadar gider oluşturuyor gibi verilen her kuruşu bu anlamda bir zarar, bir israf olarak gören insanlar olabilir. Ama bu asla böyle algılanmamalı. Bu şu demektir. Kamu görevlileri olarak, emekliler olarak bizim alınan olan, aldığımız ücreti, alabileceğimiz ücreti gidip de Miami'de yazlık alma şansımız yok. İsviçre bankalarına yatırma, yani memur da tanımıyorum. Bankalarına ben. Yatırma, hiç öyle memur böyle bir lüksümüz yani. Yok. Rezidans alma gibi bir imkanımız memur yok. Memur maaşıyla. Memur maaşıyla. Gerçi CHP'den memur maaşıyla birçok rezidans alan çıkmış. Biz hesap ediyoruz. Bir türlü bunun içerisinden çıkamıyoruz. Nasıl olmuş ben da? Ortalama bir memurun rezidans aldığını nasıl olmuş da Bekir? Yani. Ben memur maaşıyla bu rezidans aldım diyor. Biz o kadar hesap ediyoruz. Başımızı sokabilecek bir daire alamazken rezidansın alındığını görüyoruz. O ayrı bir tartışma konusu. Hakikaten varsa onun bir formülü bize de öğretsinler. Ben şunu ifade ediyorum. Verilen o rakamların rezidansa dönüştürme şansımız yok. Yol kenarında yabancı markaların bulunduğu bir AVM açıp dolayısıyla bu kaynakları da Türkiye'de dışarıda üretilenleri tüketip kaynağı da dışarıya aktarabilme şansımız yok. Aldığımız rakam alabileceğimiz iyileştirme kısmi iyileştirme olacak. Bu bakkala dönecek, manava dönecek. Dolayısıyla küçük esnafa dönecek. Bu da yeniden hazineye dönecek. Dolayısıyla bu bir tulumba teorisi var. Vergi olarak dönecek. Tabii. Alın verin ekonomiye can verin denmiyor muydu yani, bir sene evvel? Şimdi hani burada deniyordu. Aynı şey işte. Bu bir tulumba etkisi. Yani bu tabiri sıklıkla kullanırım. Çünkü en iyi bunu ifade edebilecek örneklem buradan olduğu için. Siz tulumbayı harekete geçirmek için bir kova su döktüğünüzde tulumba harekete geçtiğinde o birkaç kova olarak daha fazlasıyla geri dönmüş olacak. O yüzden burada kamu görevlerine verilecek olan iyileştirme anında esnafa yansıyacak. Dün yoğunluktan bir ara mola verdik ve hemen yakın bir esnafa geçerek bir şeyler atıştıralım, yeniden çalışmaya dönelim dediğimizde esnafın bize hocam ne olur, başkanım ne olur, bu konuda biz hükümeti anlamıyoruz. Size vereceği şeyin bize vereceği olduğunu biz görüyoruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka hakkınızı alın. Size verilen şey direkt bize yansıyacak diyerek o da evine ekmek onun da yapıyorsun. Onun da bu anlamdaki beklentisiyle karşılaştık. O yüzden Türkiye şu an içinden geçtiği küresel aktörlerin ekonomiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı, aynen, spekülatörlerin Türkiye'de siyasal gündeme ilişkin baskı oluşturmak için anında yüklenerek döviz kurunu yükseltip anında çekerek küçük yatırımcıyı veya dövize yönelmiş olan insanları avlamaya çalıştığı, dolayısıyla
kedinin, tabiri caizse kedinin fareyle oynamaya çalıştığı gibi oynadığı bir ortamda, insanların sinirlerinin tahrip olduğu, şehit cenazeleriyle bu milletin birliğine, dirliğine, üniter yapısına kastedenlerin arkasındaki derin yapılar ve güçler vasıtasıyla onların beslemesi olarak milletin evlatlarına kastettiği, yüreklerin yandığı bir ortamda, bizim toplumsal uzlaşıya ihtiyacımızın olduğu bir ortamda, ben diyorum ki toplumsal uzlaşı için toplu sözleşmedeki uzlaşı çok önemli bir nokta. Toplu sözleşmede bir uzlaşı çıkarsa bu insanlara bir moral depolayacak. Moral, şu an doğru. İnsanların bu anlamda zaten bir moralsizliği var. Buradan verilmiş olan rakam topluma güçlü bir moral verilecektir. Evet. Bu moral anında toplumun tamamına yayılacak ve yansıyacaktır. O yüzden ben masaya ilişkin umudumu koruyorum. Bu anlamda bize eylem çağrısı yapanlar var. Beraber eylem yapalım diyenler var. Eylemden ziyade şu an rakamları konuşmayı çok daha sağlıklı buluyorum. Çünkü millet, işte kasap et derdinde, millet can derdinde noktasında, milletin öfkesinin milleti strese alıp canının burnuna geldiği ve yeter artık dediği Türkiye'deki taşeronlara, işbirlikçilerine, terörün taşeronlarını yapanlara yönelik öfkesinde olduğu bir ortamda bizim kalkıp bu tip bir eylem sürecinin içerisinde bulunmamızı, öncelikle değerler sendikacılığı yapan memur sen ailesi olarak biz doğru bulmayız. Ama yani hakkınızdır ama zamanı. Ama kamuoyu bütün süreci takip ediyor. Kamuoyu bütün süreci şeffaf olarak izliyor. Bunda Kanal A'nın bütün yayınlarında çok ciddi katkısı var. Dolayısıyla biz o noktaya sürüklenirsek, dolayısıyla bu kaçınılmaz olur. Ben bu noktaya sürüklenmeyeceğimize olan inancımı ifade ediyorum. Umudumu ifade ediyorum. Masadan çalışanların hak ettiklerini alabilecekleri, alın terinin karşılığını alabilecekleri, mutlu bir sonun olması noktasında umutlu olduğumu en azından ifade ediyorum. Şimdi yeni açanlar da olabilir. İlk 2016 için devlet ne vermişti? 5 artı 4 mü demişti? 5 artı 4. 5 artı 4. 2007 için ise 2017 için 3 artı 3 enflasyon farkı dedi ve orada şu an tıkandı. Yeni bir teklifin gelmesini bekliyoruz. Çünkü bakan da bu konuda, siz de az önce ifade ettiniz, bir özel yayında tabii ki yeni teklif söz konusu olabilir ve mevcut teklif yükseltilebilir demişti. Dolayısıyla bu anlamda mevcut teklifin bir an önce yükseltilmesi gerekiyor. Şimdi bu dolar ve eurodaki artış, işte altın ve diğer değerli madenlerdeki artış aynı zamanda enflasyona sebebiyet verecektir. Yani çünkü mal alımına bu direkt yansıyacağı için, evet. Şimdi mesela mazota zam geldi. Doğru. Şimdi mazota zam gelince, benzine zam gelince taşıma maliyeti de yükleniyor. Alacağımız her malın içerisine bu girecek. Dolayısıyla o da bir de enflasyon farkı. Yani siz masaya otururken ki şartlarla aradan geçen zaman içerisinde değişen bu rakamlar çok yıprattı. Yani o rakamlar bile eski rakamlar değil. Değil. Sizin. Burada bir şey ifade edeyim. Masaya götürdüğümüz tekliflerin içerisinde sosyal haklar boyutuyla, vicdani haklar boyutuyla teklifler söz konusu. Mali hakların yanında. Mali hakların sadece bu 400 sacayak olmadığı konusunda bütün toplumumuz şu an bilgi sahibi. Dolayısıyla çalışanların gelir vergisinden kaynaklı olarak %15 vergi dilimini geçtiğinde 15, 20, 27 ve 35 olmak üzere vergi dilimleri dolayısıyla aldığını olduğu gibi geri iade ettiği, birinci altı ay aldığını ikinci altı ay geri iade ettiği bir, evet, adaletsizlik söz konusu. Bundan tutun dini bayramlarda ikramiye talebimize, evlenme yardımı, çocuk yardımı, eş yardımı, emeklilerde promosyon ödentisi, emeklilere aile yardımı ve çocuk yardımının verilmesi, onların durumlarında bir iyileştirmenin beraberinde yapılması, ek göstergeler konusu, sözleşme olarak kadroyu bekleyen insanlar var. Şu anda 4B'ler, 4C'ler, vekil, ebe, hemşireler, hekim dışı sağlık çalışanları var, bu anlamda beklenti içerisinde olan imamlar var, vekil imamlar. Dolayısıyla kamuda çalışan, işçi statüsünde olup memur işi yapan işçiler var. Dolayısıyla üniversite mezunu olan bunların bu anlamdaki beklentilerinin bu masadan mutlaka çıkması için şu ana kadar hala elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Burada bütün hizmet kollarının kendi hizmet kollarında bir anda çalışma barışını sağlayabilecek, moral motivasyonu yükseltebilecek teklifleri var. 241 teklife indirildi demiştim. 87 teklif genel toplu sözleşmenin içerisinde teklif var. Bunlar topladığınız zaman az bir teklif değil. Dolayısıyla ortada 330'luk bir teklif söz konusu. Yani bu masadan 330 konunun tamamının çözülmesi gibi tabii ki bir beklentimiz yok.
bir toplu sözleşme pratiği var. Bundan önce ortada bir toplu görüşme pratiği var. Dolayısıyla 9 yıllık toplu görüşme yapıldı bu ülkede 2001'den sonra yasanın çıkışıyla beraber. 9 yıllık süreçte anlamayanları saymak değil, anlayanları saymak daha kolay. Çünkü daha az bir kazanım elde edildi o süreçte. O da zekat miktarı bile değil 9 yıl boyunca. Toplu sözleşme düzenine geçtikten sonra 4688 sayılı yasanın düzenlenmesinden sonra her ne kadar yasada eksik defolu kısımlar olsa bile düzenlenmesinden sonra memur senayilesi olarak masaya oturuşumuz ve iki toplu sözleşmede yüzün üzerinde konuyu çözüme kavuşturmamız gibi bir kazanım söz konusu. 9 yılda alınanları toplasanız bizim aldığımızın zekat miktarı yapmıyor sorunların çözümü noktasında. Biliyoruz biriken ve devrederek gelen sorunlar var. Ama bu iki toplu sözleşme, geride kalan iki toplu sözleşmede biri mutabakatsızlıkla sonuçlanmıştı. Birisi de mutabakatla sonuçlanmıştı. Bu iki toplu sözleşmede bu anlamda ortaya konulmuş irade toplu sözleşme masasının toplu görüşme masasına oranla daha yaptırımcı olması ve alınan kararların Bakanlar Kurulu'nun iki dudağı arasına sıkıştırılmaması gibi bir avantajının bulunması. Çünkü toplu görüşmede böyleydi. Aldığınız karar Bakanlar Kurulu'nun iki dudağı arasındaydı. Bakanlar Kurulu siz karar alsanız bile masada verdik derse veriyor, vermedik derse veremiyordu. Ama şimdi böyle değil. Masada imzalayıp bağıtladığınız konu kanun niteliğine geçiyor. Biz toplu sözleşme meselesinde masasında adeta kanun yapıyoruz. Evet, aldığımız evet, karar evet. Kanun demektir. Dolayısıyla bu iki toplu sözleşme, geride kalan iki toplu sözleşmede yüzün üzerinde kazanımla insanlara bir moral geldi. Sorunların çözülebileceğine ilişkin memur senin bu anlamdaki iradesi dolayısıyla insanlarda bir özgüven gelişti. Bu masada 330 başlığın tamamının bir anda çözülmesi gibi bir beklettiğimiz söz konusu değil. Ülkenin ekonomik gerçeklikleri belli. Bazıları da zaten birbirleriyle uzaktan yakından da olsa ilintili. Yani birinden iyileşmeyi sağladığınızda bir sonra diğerini bir adım geri bırakabileceğiniz alternatifli muadili öneriler var. Dolayısıyla bu masadan ciddi kazanım çıkması lazım. Kamuda sorunlar biriktikçe insanlar çalışma barışını kaybediyor. Evet, moralsizlik, motivasyonsuzluk çalışmaya yansıyor. Ailesine yansır. Aileye yansıyor. O da topluma yansıyor. Dolayısıyla ben masadan çok kazanım çıkması gerektiğini düşünüyorum ve bunun için de uğraşıyoruz. Hakem heyetine gittiğinde yukarıya doğru mu öteleniyor bu rakamlar yoksa sabit bırakma durumu da var mı? Yani hakem heyetinin nasıl bir fonksiyonu var? Burada şöyle, uzlaşamadığınız konuyu hakem heyetine taşıdığınızda hakem heyeti bu teklifleri mevcut almış olduklarınızı zaten elde var bir olarak kabul ediyor. Hmm. Dolayısıyla aldıklarınızın baştan haricinde yani. Tabii, aldıklarınızın haricinde sizin masaya taşıdığınız ama mutlaka çözüm beklediğiniz başlıklar var. Bu başlıkları hakem heyeti inceliyor. Dolayısıyla orada da bir 11 kişilik bir hakem heyeti düzeneği var. Bunun 5 tanesi sendikalar vasıtasıyla oluşmuş olan üyeden oluşuyor. 5 tanesi kamu dolayısıyla birisi de hakem olmak üzere 11 kişilik bir heyet söz konusu. Dolayısıyla burada oy çokluğu, demokratik çoklukla insanlar bu teklifleri değerlendiriyor. Orada sendika olarak oraya sunduğumuz teknik heyet bizim haklılığımıza ilişkin masayı ikna etmeye çalışıyor. Hakem heyetinin bu anlamda gerçekten bir hakem görevi yapmasını biz kamu görevleri sendikaları heyeti olarak kamu işveren heyetiyle bunları tartıştık. Şöyle sorunlar var. Bu konuda %100 haklıyız. Ama kamu işveren heyetini bununla ilgili ikna edemedik. Sizin vicdanınıza havale ediyoruz. Bu konuda sizin hakemliğinize başvuruyoruz diyerek maddeler orada tekrar uzlaşılamayan konular müzakereye açılıyor. Bu yüzdelik zam dahil olmak üzere, taban aylık dahil olmak üzere geri kalan uzlaşılamayan bütün başlıklar hakem heyetine yeniden gözden geçiriliyor ve oradan mutabakat çıkabilir, çıkmayabilir. Yani hakem heyeti bazı düzeltmeler yapar ama yine imza çıkmayabilir. Bu hakem heyeti neticede bir hakemdir. Fakat bundan önce hakem heyetine gittiğimiz süreçte bazı hizmet kollarında orada masada çözülemeyen bazı konuları hizmet kollarını orada anlatarak bir şekilde çözebilme imkanımız oldu. Ama hakem heyetinden de mutabakatsızlık sağladığımız konu oldu. Mutabakatı sağlayamadığımız durumda oldu. Hayırlısı olsun efendim o zaman. İnşallah. Az zaman kaldı. Umarım zaman daraldı. Ben kamu işveren heyetinin bir an önce bu anlamda teklifini ifade ederek kamu görevlerinin, emeklilerin, toplumun beklentisi noktasında
bir an önce olumlu adım atmasını ve bunun üzerinden sonuca gidebileceğimiz bir rakamla gelmesini buradan özellikle söylemiş olayım. Ve çok teşekkür ederim. Bütün bizi izleyen milletimize, kamu görevlilerine, emeklilere, masada kazanımla kalkmak için ortaya koyduğumuz mücadeleyi yakinen takip eden bütün toplumumuza kazasız, belasız, çocuklarımızın şehit edilmediği, canlarına kastedilmediği huzur içerisinde İnşallah. Yaşayabildiğimiz İnşallah. Bir ülke dileğimi ifade ediyorum. İnşallah. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Siirt'ten dün gelen haber yüreğimizi yaktı biliyorsunuz. 8 Ocağı ateş düştü. Terör